ama videosu vardır. Yaparsın sen. Bakacaksın, taklit edeceksin. Öyle çok biliyor gibi davranmazsın sen de. Biraz yorgunum falan dersin. Evet. Ritmin çok güzel. Bu şekilde devam edersen önümüzdeki ay bu zamanlarda falan tangoyu oturtmuş olursun. Devam et bu şekilde. Sana da malzeme verdik tabii. Seni izlemesi çok keyifli, çok zevkli. Ben yokmuşum gibi devam edebilirsin. Ben içeri geçsem daha iyi bence. Yani burada motive olamıyorum. Niye ya, idik böyle? Ne istiyorsun benden? Hı? Daha fazla germek mi? Daha fazla yüzmek mi? Yapamazsın istesen bile. Çünkü zaten yeterince gergin ve üzgünüm. Seni de anlıyorum tabii. Ders vermek istemezsin bana. Niye istesin ki? Yeterince uğraştırdım seni. Bıktın tabii. Eminim çok daha önemli işlerim vardır. Çok önemli. Neyse. Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Hoşça kal. Tam 5 saniye veriyorum. Kesin kıyamayacaksın bana. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi bana kıyamayıp seslen. Domuz. Gerçek bir domuzsun. Ödümü kopardın. Domuz ha? Biber sürüyorum ağzına, yakışıyor mu? Sen patronla konuşuyorsun, farkında değilsin. Yakışıyor mu sana, hoş mu? Ne patronu ya, patron mu kaldı? Evdeyiz. Arkandan sesleneceğim zannettin değil mi sen? Kaç verdin, 3 mü 5 mi? Az bir şey diyeceğim. Sen iyi oyuncu oldun ha. Böyle bir üzgün bakmalar, bir tripler. Her an böyle ağlayacakmış gibi bir haller, bir şeyler. Tanımasam seni inanacağım. Bayağı. Neden? Ben duygulanamaz mıyım? Benim burnumun direği sızlayamaz mı? Duygusuz muyum ben? Ha? Ruhsuz muyum? Bak hala. Ne bu? Erik Morris mi? Ne bu? Bunların hepsini çok iyi oynarsın da. İşte ben seninle böyle eğlenip dalga geçerken carlamadan duramazsın. Ben o zaman aydım bir şeyler planladığına. Ha! İşte bak, bundan kaybediyorum. Kendimi sana çok açık ettim ben. Etmemem lazım, pratik yapacağım. Evet. Efendim Deniz? Canımsın, hocam buldun bana. Canım benim, harikasın ya. Ben ne zamandır arıyorum, hiçbir şey bulamadım. Tamam, at numarasını. Kore Hoca. Kore Hocam hatta. Tamam, tamam canım. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum seni. Hocam geldi. Aa. Ne Kore'yi ya? Kolay mı ya öyle? Ben ne güne duruyorum? Hadi bana niye gelmiyorsun? Tango bildiğimi biliyorsun. Niye benden istemiyorsun yani? Fikrin neden değiştirdiğini sorabilir miyim? Ne fikrimi falan? Fikrimi ben değiştirmedim ki. Benim fikrim hep aynıydı ya. Ben öyle çocuk çocuk işte şakalar öğretemem sana falan gibisinden. Takılıyordum ben sana ya. Hayır, bana niye gelmiyorsun ya? Hatırım yok mu? Komşuyuz. Yani... Düzenleyeyim ben burayı hemen. Sen de git üstüne uygun bir şeyler giy. Dans için tabii ki. Hemen bir an evvel pratiğe başlayalım. Peki hocam, hemen geliyorum. Hızlandırmış 3 derste tamam mı yani, merak etme. Söz verdin, cayma. Hadi koş, durma. Allah Allah. Hazır mısın? Aşkım dansına hazırım. Tango aslında
aşkın değil de daha çok acının dansı diyebiliriz. Acı mı? Yok artık. Bildiğin aşk ya, yani ben hiç acı kısmını bilmiyordum. Tango hakkında bildiğin herhangi bir şey var mı özellikle? Dans işte. Tam tahmin ettiğim gibi. Tango, Latince, dokunmak anlamına gelen tangere kelimesinden türemiştir. Şimdi ağırlık aktarımı yapacağız. Hisset, benimle beraber dönebilirsin mesela. Evet. Evet. 1800'lü yıllarda işçi sınıfından birçok Avrupalı göçmen büyük umutlarla Güney Amerika'ya göç eder. Ama umduklarını bulamazlar. Bütün bu hayal kırıklıklarıyla kültürlerini harmanlayarak tango dansını ve müziğini oluştururlar. Evet. Ayağını biraz kaldır şimdi. Uyumun en güzel resmini çizen bu dans, yersiz yursuz bir kadını, umutsuz bir aşkı, dışlanmayı, acı çekmeyi, hasreti, tutkuyla karışık kızgınlığı yansıtır. Tango stilleri adeta evliliğin aşamaları gibidir. Amerikan tangosu ise aşkın ilk başladığı, her iki tarafında çok romantik olduğu, herkesin birbirine en iyi taraflarını gösterdiği bir aşamadır. Arjantin tangosu ise tutku, öfke, mizah gibi duyguların tavan yaptığı zamandır. Uluslararası tango aslında evliliğin sonu gibidir. Evlilik bitmiş olsa bile çocuklar için birlikte kalalım çabasıdır. Buram buram maçoluk kokan bu dansta erkek devamlı olarak ısrar eder. Kadınsa bunun karşılığında sürekli direnir. Böyle tamamen bir direnme gibi değil, daha çok tırnak içerisinde bir direnme. Aslında erkekle kadının birbiriyle olan savaşıdır. Adeta avcı ile avının tutkuyla yaptıkları baştan çıkarıcı bir tiyatro oyunu gibidir. Evet, bu akşamki dersimiz de bitti. Evet. Teşekkür ederim bu arada. Yani kaç gündür uğraşıyorsun benimle. Ama itiraf edeceğim. Gerçekten çok anlamlı bir dansmış. Çok keyif aldım. Umarım yarın akşam yüzünü kara çıkarma. Ne oldu? Yüzün düştü. Yok. Yalan söyleme, düştü. Yok. Ya kötü dans ediyorsam yarın rezil olurum. Ne? Ya, yani. Nasıl ama yani? Bence gayet iyi ediyordum. Öyle hissettim seninle dans ederken. Hayatım işte ben o kadar iyiyim ki. Şu an hep toparladım ben dansı ama yani doktor zannetmiyorum yani benim kadar iyi olsun. Dans etsin. Haklısın. Benim hiç risk almamam lazım. Yani rezil olmayı göze alamam. Ben bir bahane bulup yarın dans etmeyeyim. Patron olarak destek olurum sana, merak etme. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Seni de boşuna yordum kaç gündür. İyi oldu, pratik oldu bana. Güzel oldu. Neyse, ben gideyim o zaman. Geç oldu. İyi geceler. İyi geceler. Nerede? Aşağıda mı acaba? Aşağı bahçede mi acaba? Fitnat. Hoş geldin. Ay canım, hoş bulmadım. Maalesef hoş bulmadım. Gel anlatacağım. Gel. Ne oldu? Ay. Ne oldu ayol? Ne oldu sabah sabah? Ne bu telaş? Ne oldu? Hayırdır? Oh. Ay dur. Bir soluklanayım hayat, bir nefes alayım. Oh. Hayatım. Hacer Hanım aradı. Ay.
merak etmiş. Hayatım, benim de camiada yani bir adım var değil mi? Bir namım var. Merak etmiş. Ne oldu? Bunlar tanışacak mı? Özgür bu kızla tanışacak mı, tanışmayacak mı? Ben buna ne cevap vereceğim? Haber bekliyor canım. Fitnatçığım, senden sonra birkaç kez aradım ben Özgür'ü ama konuyu bile açmıyor. Yani ben şimdi sana ne diyeyim? Ay, ne yapalım acaba? Şey mi yapsak? Kız iş arıyor. Acaba yardımcı olabilir misin? İş bulabilir misin? Öyle bir şey mi desem, ne yapsam? Fitnat, bu çok iyi fikir. Ay, Özgür çok yardımsever bir çocuktur yani. Kesinlikle beni geri çevirmez. Heh, tamam, ara söyle. Zaten Özgür bu kızı tanıyınca bu Ezgi manyağından da kurtulacak. Ay, doğru söylüyorsun. Dur dur, hemen arıyorum. Arayamam. Bak, bu saatte benim çocuğum uyuyordur yani. Şimdi sinirlidir de o, ben de çemkirir durur. Sinirimi bozamam. Dur, sonra. Hayatım, en aranacak zaman gafil anlayacaksın. Tam uyku sersemikken hemen diyeceksin ki randevu ver. Ondan sonra da Özgür böyle kalacak. Hemen randevuyu verecek, iptal de edemeyecek. Biz de kızı bugün yollayacağız. Tamam, tamam. Dur, arayacağım. Tamam. Hadi. Bismillah. Efendim? Özgür, yavrum. Ay, tatlı oğlum benim. Uyuyor musun canım? Hı. Önemliyse sonra konuşsak mı anne? Yok yok oğlum, şimdi konuşalım. Çok önemli. Tamam anneciğim. Konuşalım, söyle. Dinliyorum. Aa, Özgürcüğüm, hani sana ben bir kızdan bahsetmiştim ya. Tanıdığımız bir kızdan, hani mimar demiştim. Ha? Bu mu anne, yani önemli konu dediğin bu mu? Ay, senin için önemli olmayabilir ama benim için önemli çocuğum. Annem, bu konuyu biz daha önce konuştuk diye hatırlıyorum ben. Cevabım hala değişmedi, aynı. Özgürcüğüm, tamam. Yavrum, o değil konu ya. Ben şimdi sana başka bir şeyden bahsedeceğim çocuğum. Bir dinle önce. Allah Allah. Yavrum, şimdi bu kız yeni mezun olmuş, tamam mı? Mimar mı, iç mimar mı ne? Ondan sonra çok da işe ihtiyacı varmış çocuğum. Senin çevren çok geniştir biliyorsun. Yani bu kıza bir yardım etsek yavrum, ne olursun. Yani sevaptır be güzel oğlum. Yardımcı olmak çok isterdim anne ama olmaz ya. Neden? Neden olmaz çocuğum? Şimdi anne. Şöyle. Ezgi'nin çok kıskanç bir yapısı var biliyorsun. Rahatsız olabilir bu durumdan. Bu arada E'leri bayağı bir üzerinde. Hiç durduk yere ben germeyeyim anneciğim onu. Bir dakika, bir dakika. Şimdi ben anlamadım bu durumu. Ne demek yani? Sen bir tanıdığınla da mı görüşemeyeceksin oğlum? Annem ya işte. Huzurumuz kaçmasın, ağzımızın tadı bozulmasın istiyorum ben. Gerek yok yani o yüzden. Tamam, tamam, kapat. Kapat, kapat, sonra konuşuruz. Şimdi ben de şey yapamayacağım. Hadi bay bay, bay bay. Başıma gelen ya, başıma gelen. İnanamıyorum Fitnat, inanamıyorum. Ne diyor bana biliyor musun? Hani Ezgi çok kıskançtır. Şimdi huzurumu bozmayayım diyor ya. Bu çocuğa ne oldu böyle? Dişil sinek bile yaklaşamıyor bu çocuğa. Aa, nasıl etkisi altına almış çocuğumu? Nasıl sindirmiş çocuğumu? Benim çocuğum Ezgi'nin ödü kopar hali gelmiş. İnanamıyorum. Benim çocuğum böyle olacak çocuk muydu? Değildi Sevimcim, değildi. Büyülemiş bu çocuğu. Yok hayatım, yok. Benim kesinlikle ümidim kalmadı. Bunlar hayatta ayrılmaz. Sus bir sus. Kesinlikle benim çocuğum bu kızdan ayrılmak durumunda. Ne yapacağız? Akıl ver hadi. Ne duruyorsun, ne bakıyorsun bana? Akıl ver, ne yapalım şimdi biz? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir düşüneyim, düşüneyim. Bir konsantre olayım bir dakika. Ah, buldum. Hemen İstanbul'a gidiyoruz ve bunları ayırana kadar buraya dönmüyoruz. Çok iyi fikir. Çok iyi fikir. Ay, çok iyisin Fitnat. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Rezervasyonları yapıyorum. Ya, hadi. Sakin ol, sakin ol, tamam mı? Sakin ol. Sakin ol. Sen sakin ol ki ben de olayım, tamam mı canım? Sakin ol. Annem. Kesin Özgür'le ayrılıp ayrılmadığımı soracak. Ne diyeceğim ki? Yok ya. Artık bu konunun uzamaması lazım.
Günaydın. Günaydın. Ben de sana geliyordum. Konuşmak istediğim bir konu var. Konuşalım ama ben işe geçiyorum. İstersen benle birlikte gel. Birlikte gidelim yani. Burada konuşuruz. Tamam. Annem baskıyı arttırdı. Yani ayrılmam için ısrar ediyor. Vallahi ne yalan söyleyeceğimi şaşırdım artık. Benimki de ya, vallahi sorma. Gerçekten mi? Hı-hı. Yani hatta o kadar hevesliler ki yeni birini bulmuşlar onu benimle tanıştırmaya. Sorma yani, bir görsen. O derece yani. O derece. Ya şu an desek ki ayrıldık, gelirler burada kamp kurarlar yani kızı da alıp. Hatta bu sefer beni evlendirmeden de bırakmazlar yani. Bence o zaman biz sürdürebildiğimiz kadar sürdürelim. Çok iyi olur ya, biliyor musun? Ya sana da bir yandan kıyamıyorum yani, zorluğunda da bırakmak istemiyorum. Yok yok. Yani hiç önemi yok. Sonuçta bana o kadar iyiliğin dokundu. Benim de sana bir iyiliğim dokunsun. O zaman sürdürelim biz vallahi. Özgür Bey. Ha, haber Aydın. Vallahi daha iyi olabilirdim Özgür Bey tabii. Siz verdiğiniz söz tutsaydınız. Ne sözü? Mineralli su desem. Aşk desem, kelebekler desem. Ha, şu mesele, okey. Aslında ben bir söz vermedim sana. Elimden geleni yaparım dedim ki yaptım. Sonuna kadar mücadele ettim gerçekten ama başarılı olamadım yani, ikna edemedim ben. Bir şey diyeceğim. Daha üstruplu hayaller mi kursan acaba? Daha mütevazı hayaller. Ama olur gibi konuşmuştunuz. Hı-hı. Ya Özgür Bey biraz yardımcı olsanız ya. Hani bugün size yarın banaydı. Hı-hı. Hani biz büyük bir aileydik burada. Hı-hı. İşte öyle gibiydi de. Olamadı Haydar ya, yapamadık. Beceremedik yani. Şansına küs artık. Vallahi billahi ya. Başka şekilde telafi ederiz bunu. İşe gidiyorum ben. Tutma beni, gözünü seveyim. Hadi. Gidin Özgür Bey, gidin. Açıl kapı, açıl. Kesin görüştü o adam bizimle. Beni görünce kendisine rakip olabileceğimi düşünüp Ezgi Hanım'a yasak koymuş olabilir. Ama o kıl yine gelir buraya. Yazdım seni Doktor Serdar Öztürk. Ferdinho, buenos días. Ne haber? Özgür Bey. Çok güzel. Çok güzel gözüküyorsun. Ah, teşekkür ederim. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, vallahi Efe? Yani. Oğlum süper iş çıkartmışsınız vallahi. Harika olmuş. Ya çok yoruldunuz biliyorum ama neymiş yani gerçekten. Çok teşekkür ederiz Özgür Bey. Ezgi sayesinde. Gerçekten elinize sağlık. Yani hayallerimden daha fazlası olmuş. Özellikle sen Pablo'cum. Yani şapkan falan, mariachi şapkan. Olay. Bana gelirsen sana da veririm yardım edersen. Gelirseniz mi? Gelirsen, gelirseniz. Bana gelirsen. Ya zaaflarım bak nasıl da biliyorsun. Tavladın beni şu an, ayrılmayacağım o bardan. Geliyorum. He? Onu mu düşündün bana? Evet. Bakalım takalım. Bir bakalım. Görelim. Hı-hı. Nedir? Nasıl oldu? Güzel. Hı? Her şey mi yakışır yani benim sevgili patronuma her şey mi yakışır? Aa! Muchas gracias, chica guapa. Teşekkür ediyorum. Çok zarifsin. Yani. Workshop için nereyi düşündünüz? Bahçeyi hazırlattım. 8 kişiyle de sınırlattım. Süper. Katılacaksın değil mi workshop'a? Evet, tabii ki. Ama önce bir annemi aramam lazım. Tabii tabii. Hepsi organik. Hepsi. Rahatlıkla yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Çok affedersiniz. Pardon. Kızım günaydın. Günaydın anneciğim.
Ne yaptın yavrum, merak ettim seni. İyiyim, hiç. Ne yapayım işte? Nasıl hiç? Sen konuşmadın mı hala Özgür'le? Konuşacağım anneciğim. Bak hala konuşacağım diyor ya. Kızım biz oradan geleli kaç gün oldu? Güya hemen konuşacaksın ya. Allah Allah, neyi bekliyorsun anlamıyorum ki. Bana bak, konuşmaktan falan mı çekiniyorsun sen yoksa? Yani tabii kolay bir konuşma değil sonuçta. Yo, çok kolay bir konuşma. Olmuyor diyeceksin, yürümüyor, bitti diyeceksin işte. Ya, çok üzülecek diye diyorum. Kızım sen az mı üzüldün bugüne kadar? Allah Allah. Bana bak, sakın duygusal davranmıyorsun Ezgi. Bu konuşma bugün yapılıyor, bitti, tamam mı? Tamam anneciğim. Tamam, ne yaptın iş meselesini? Ya haber yoksa gelsene kızım yanımıza buraya. Çalışırsın azıcık bizimle işte. Ya yok anneciğim, olmaz olur mu, haber var? Hatta ben şimdi görüşmeye geldim. Öyle mi? Ya söylesene çocuğum, Allah Allah. Tutuyorum ben de seni telefonda. Hadi, hadi haber ver bana, tamam mı canım benim? Tamam, tamam anneciğim. Ezgi dur, dur bir dakika. Bak Özgür meselesi bugün çözülüyor. Bugün konuşuyorsun, tamam mı? Tamam anneciğim. Görüşürüz. Hadi hoşça kal. Yalan üstüne yalan. Ömrümde söylemedim bu kadar yalanı. Of. İyi misin hayatım? İyi değilim hayatım. Ezgi hala ayrılmamış. Konuşmadım diyor ya. Ya o kadar gittik, ayağına kadar konuştuk. Yok, konuşmamış hala işte. Tamam, konuşur, merak etme. Sen de Ezgi'ye bu kadar baskı yapma sen de bana. Hayatım, ben asıl ona baskı kurmazsam hayatta ayrılmaz. Ben tanımıyor muyum çocuğumu? Hala üzülür bilmem ne diyor bana ya. Bak hayat, Özgür gibi tipler ayrılmayı hazmedemezler. Yani üzülür, gerçekten üzülür. İnan bana üzülür ama sevgisinden değil. O egosundan, o şişik egosundan. İnan. Sen şimdi öyle diyorsun da bana bak. Ya ya bu çocuk bizim kızın peşini bırakmazsa ha? Ya bizimki de safta bir affeder. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Haklısın yani. Bu olmaz diyemem sana. Çünkü bizim kızımız çok duygusal ve ne derler, hassas bir kız. Bu böyle olmaz hayatım. Ben buradaki işleri toparlıyorum. Derhal kızın başına gidiyorum. Yani gidiyorum ben İstanbul'a. Olmayacak bu iş böyle yani. Tamam hayatım. Kendini rahat hissedeceksen git İstanbul'a. Ezgi'nin yanında kal. İstediğin kadar kal. Burayı merak etme. Ben hallederim. Ama arada bir haber ver. Ben de meraktan ölürüm. Tamam, tamam. Ya ben delireceğim vallahi ya yani. Ya. Sakin ol yavrum, sakin ol. Güzel. Bunu da değiştirsek mi acaba? Biraz şey duruyorlar. Ne yapıyoruz bugün? Bugün taco öğreteceğim herkese. Ya. Hoş geldiniz. Selam. Hoş geldiniz. Selamlar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ne haber canım? İyilik, sağ ol. Allah'ım nasıl her yer capcanlı ya. Ozan şefim. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sabırsızlanıyorum gerçekten şu an. Ne güzel. Ezgi'ciğim nasılsın? İyiyim Yeşim, sen nasılsın? Hoş geldiniz. Ne güzel olmuş buralar. Herhalde şüphem mi vardı? Hayır canım. Mutfak Ozan'a emanet zaten. Hı. Herhalde böyle olacaktı. Barımız zaten biliyorsun malum. Şaşırdın mı yani iyi olması? Gerçekten sabırsızlanıyorum şu an sizden bir şey öğreneceğim diye. Ne güzel. Alo Deniz, neredesin? Başlamak üzere. Ya şimdi İrem orada, ben gelmesem. Ya saçmalama. İlk organizasyonumda beni yalnız bırakamazsın. Zaten Cansu da geç gelecek. Hadi gel. İyi peki, tamam. Tamam, bekliyorum. Bay bay. Ben size önlüklerinizi vereyim. Canım, bana yardım eder misin? Tabii. Şöyle yapalım. Ozan şef, merhaba. Sanırım sana ihtiyacım var yine burada. Her zamanki gibi. Benim de. Evet. Hazırsak herkes yerlerine geçsin. Ezgi'cim, yerini alalım. Yok, ben birazdan katılacağım. Sen kaytarmaya çalışıyor olabilir misin? Hayır, olamam. Ezgi'cim, senin galiba bu işlerde elin yatkın değil çok. Aa, hiç olur mu öyle şey Yeşim? Aksine, doğuştan yetenekliyim ben yemek yapmaya. Birazdan görürsün zaten. Deniz'i bekliyorum. O yalnız kalmasın, biz onunla birlikte başlarız. Öyle mi? Ya aslında vaktimiz var, biraz o gelsin, hep beraber başlayalım. Ne güzel fikir. Öyle yapalım. Hadi yerimizde bekleyelim o zaman. Deniz gelsin, onu bekleyelim değil mi hep birlikte? Tabii bekleyelim. Deniz'i bekleyelim öyleyse. Ben çok iyi yardımcı olabiliyorum önlük konusunda. Yardım edeyim mi? Fark ettim onu da, teşekkür ederim. Kendim bağlayabilirim. Emin misin? Tabii.
Debeleneceksin bak orada. Cebelleşme boşuna. Siz çok yoruldunuz, çok önlük bağladınız şimdi. Gerek yok. Hala uğraşıyorsun, yapamadım. Hallettim bile. Evet. Dediğim gibi, bu tek seansta düzelecek bir durum değil. Sabırlı olacağız ve seanslara düzenli geleceğiz. Anlaştık mı? Evet. Peki. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Levent. Ne olmuş bu kadının suratına? Çok korkunç ya. Bir şey yok hayatım. Konuşamıyor. Böyle merdiven altı yerlere gidiyorlar. Yanlış yanlış uygulamalar. Sonra uğraş dur. Yani düzeltmek için. Herkes sizin kadar başarılı değil tabii Levent. ben bugün biraz erken çıkacağım. Birkaç işim var. Oradan Le Gabbia'ya geçeceğim. Biliyorsun Latin gecesi var. Latin gecesi mi? Latin dansları da çok oynak oluyor. Adeta ateşli. Çiki 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 çiki. Böyle danslar. evet. Umarım yanında olamadığım için bana kırılmıyorsun. Yok, hayır. Bu arada sen ne yaptın? Zeynep'le program yapabildin mi? Evet, buluşup konuşacağız. Hah, güzel, ne güzel. O zaman size baba kız iyi eğlenceler diliyorum. Size de. Görüşürüz. Latin gecesi, ha? Latin erkekleri. Merhaba, kusura bakmayın geç kaldım. Hoş geldin Deniz. Selam. Hoş geldiniz. Merhaba. O zaman herkes geldiyse başlayalım. Tabii. Arkadaşlar sizi bugün Latin mutfağıyla tanıştıracağım. Evet. Öncesinde de Meksika yemeği olan, hepimizin artık bildiği, sevdiğinizi düşündüğüm taco'nun yapımını göstereceğim. Nedir hocam taco? Meksika usulü tantuni. Ha öyle. Ha. Cansan iyi günler. İyi günler. Soyunma salonu temizlik yaparken buldum. Birine ait herhalde. Tamam ben hallederim. Tamam. Efendim? Levent Bey, iyi günler. Spor salonundan arıyorum. Temizlik görevlimiz size ait bir kredi kartı bulmuş. Ben de onu arıyordum. Demek orada unutmuşum. Evet efendim, danışmadan alabilirsiniz. Tamam, uğramaya çalışacağım. Teşekkürler. Oh, kartı bulduk. Çok şükür. Ne? Kemer. Kemer mi? Evet, süremiz doldu. Herkes elindekini bıraksın. Şaka yapıyorum. Eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Tamam. Zaten gayet iyi görünüyor. Şefim buyurun tadına bakın. Allah Allah. Tamam. Aşırı iyi değil mi? Ediyor gerçekten iyi. Bravo. Dedim sana. Ummadık taş baş yararmış. Yarar vallahi. Dikkat etmek lazım. Benimki de çok başarılı oldu bence. Özgürüm. Yeşim kabağı bütün mü koydun? Hayır kesip koydum tabii ki. Nasıl? Çok iyi. Bravo. Gerçekten teşekkür ederim. Beklemiyordum.
Çok yakın. Teşekkür ederim. Gayet iyi. Ozan Şef, bence benimkinde bir tadına bakmalısınız. Tabii. Kıskanç, kıskanç. İnsanın tadına nasıl bakar? Çiliğe alerjim olduğu için koyamadım. Ama bence yine de güzel oldu. Bir bakın istersen. Çili biberi alerji mi var? Evet. Üzücü olmuş çünkü mutfağın olmazsa olmazıdır. Öf, tahmin edebiliyorum ama hiç hastanelik olmaya da niyetim yok. Tabii ki. Gayet iyi. Bravo. Süper, çok sevindim. Ben bu arada yani mutfakta inanılmaz beceriksiz biriyim ama o kadar güzel anlattın ki resmen senin sayende başardım. Ne mutlu, harika.